Kumsal Kanal'dan mutlu günler sevgili seyirciler. Bugün 4 Eylül 2017 Pazartesi. Haftanın ilk günündeyiz. Haftanın ilk günü aynı zamanda Kurban Bayramı'nın da son günü. Böyle enteresan bir günde sizlerle birlikteyiz. İstanbul Merkez Stüdyolarımızdan Güzel Ülkem Türkiye'nin dört bir yanına günaydın diyoruz. Güzel Ülkem Türkiye'nin dört bir yanına günaydın dedik ama dünyanın farklı yerlerinde hali hazırda gece uykusunda olanlar var. Güne yeni yeni uyanmaya başlayanlar var. Herkese mutlu günler diyerek başlıyoruz. Haftanın ilk gününde öne çıkan haberler hangileri? Bunlara göz atacağız. Öncelikle haber Suriye'den geldi. Suriye'de önemli bir gelişme var. Şimdi gelin hemen o gelişmeye bakalım. Suriye'de neler oluyor? Suriye ordusu kararlı bir şekilde hem terör örgütü IŞİD hem de diğer terör örgütlerine yönelik mücadelesini sürdürüyor ve bunda da önemli başarılar elde ediyor. Suriye ordusu terör örgütü IŞİD'in verdiği büyük kayıplara rağmen 3 senedir sürdürdüğü Deir ez-Zor kentindeki kuşatmayı kırdı. Halk kutlama için sokaklara çıktı. Suriye ordusu böylece önemli bir başarıya da imza atmış oldu. 3 senedir terör örgütü IŞİD'in kuşatması altındaydı Deir ez-Zor kenti. Kent geri alınmak için operasyonlar yapılıyordu ve sonunda başarıya ulaşıldı. Almazlar'da yer alan habere göre Suriye ordusu akşam saatinde kentin batısındaki El Harata petrol sahasını terör örgütü IŞİD'den kurtardı. Ordu güçleri kısa süre içinde kentle aralarındaki 10 kilometrelik mesafeyi de kapatmayı başardı. Deir ez-Zor halkı sevinçle sokaklara indi. IŞİD'in en çok kayıp verdiği bölgelerden biri olarak biliniyor kent. Ve uzun süredir IŞİD'in şiddetli saldırılarının altındaydı. Bölge sonunda Suriye ordusu tarafından geri alındı. Suriye'de son derece önemli bir başarı elde edilmiş oldu sevgili seyirciler. Bununla ilgili gelişmeleri tabii ki gün içerisinde Ulusal Kanal Haber bültenlerinde ekranınızda bulacaksınız. Şimdi gelin geceden kalma başka haberlere göz atalım. Maalesef ormanlar yanmaya devam ediyor. Bolu'nun Göynük ilçesinde bir orman yangını çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. 3 ayrı bölgede devam eden yangına Bolu itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sakarya, Adapazarı, Düzce, Kocaeli ve Bilecik'ten bölgeye sevk edilen diğer ekipler de müdahale etti. İlçe sakinleri de yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Mudurnu İlçesi Kaymakamı ve Göynük Kaymakamı Vekili Efecan Şahin yangının sigara izmaritinden çıktığını düşündüklerini ifade etti. Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığını düşünüyoruz. 3 tane yangın söndürme helikopteri Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından bölgeye intikal ettirildi. 25 arazöz takviyesi geldi ve 4 dozerimiz çalışıyor. Şu anda ne kadar alanın yandığını tespit edemedik dedi. Bir sigara izmariti koskoca ormanı küle çevirmeye yetiyor. Peki ne yapmak gerekiyor? Dikkat etmek gerekiyor. Sigara hem insan sağlığına zararlı hem de işte gördüğünüz gibi doğaya böyle zararlı. Muğla'nın Marmaris ilçesine gideceğiz şimdi de. Çünkü bölgede yasa dışı yollardan kaçak olarak başka ülkelere gitmeye çalışan mültecilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri yasa dışı yollardan Yunanistan'ın adalarına geçeceği belirtilen kaçakların bir apart otelde kaldığı ihbarı üzerine gece saatlerinde harekete geçti. Saat 3.30 sıralarında apart oteli Hisarönü Mahallesi'nde bir koya ve bir kamyonete düzenlenen baskında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Suriyeli, bir İranlı, 3 Lübnanlı toplam 24 kaçak yakalandı. Kaçakların kendilerini Yunan adalarına götürmesi için anlaştığı belirtilen biri Türk, diğeri Suriyeli iki kişi de gözaltına alındı. 26 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde ifadeler alınan göçmenlere yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Ağlayan ve korkan çocuklara da çikolata ve çeşitli oyuncaklar dağıtıldı. Çikolatalarını yiyen çocuklar karşılarında kameramanları görünce oyunlar oynadı, el salladı, öpücükler gönderdi. Gözaltına alınan 24 kaçağın işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği, iki insan kaçakçısının ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Şimdi de Samsun'un Havza ilçesine gidelim. Eski dünürler arasında kavga çıktı. O kavgada iki kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Olay dün akşam 19 sıralarında Havza ilçesi Mısmılı Ağaç Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. ve İrfan Bey bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Çiftin iki çocuğunun velayeti ise babalarına verildi. İrfan Bey babası Aydın Bey'i de yanına alarak çocuklarını bayram nedeniyle anneleri M.Ö.'nün yanına bıraktı. Burada iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan Bey babası Aydın Bey ile birlikte eski kayınpederi Recep Ö ve oğlu Mustafa Ahmet Ö'yü tabancayla ateş açarak vurdu. Kurşunların isabet ettiği Recep Ö, Mustafa Ahmet Ö ve Muharrem A yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep Ö burada, oğlu Mustafa Ahmet Ö de hava ambulansıyla sevk edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaralı Muhterem A'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan Aydın B ve oğlu B, İrfan B, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Maalesef silahlı çatışma haberleri devam ediyor, gelmeye devam ediyor sevgili seyirciler. İstanbul'da bir silahlı çatışma vardı. Bu silahlı çatışmanın ortasında kaldı sivil polisler. Neredeydi? Gazi Osman Paşa'da. Bunu da bilgi olarak paylaşalım. İstanbul Gazi Osman Paşa'da iki ayrı uyuşturucu çetesi arasında silahlı çatışma çıktı. Olaya müdahale eden sivil ekip çatışmanın ortasında kaldı. Bir kişi yaralandı. İki kişi ise gözaltına alınmış durumda. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Ve haftanın ilk gününde hani dedik ya aynı zamanda Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son günü. Bugün gazetelerde hangi haberler ön plana çıkıyor? Şimdi gelin bunlara bakalım. Aydınlık gazetesiyle başlayacağız. Aydınlık'ın manşeti referandum Barzani'nin hakkıymış. Gazetenin manşeti bu şekilde. Peki spotunda neler yer alıyor? Bu spotun altındaki bölümde satırlarda neler yazıyor? Buna bir bakalım. Kuzey Irak'taki sözde bağımsızlık referandumuna destek için kurulan komitenin üyelerini makamında ağırlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun heyete referandum haktır dediği öğrenildi diyor Aydınlık Gazetesi bu manşet haberinin spotunda. Detaylara geçelim. 25 Eylül'de yapılacağı açıklanan bağımsızlık referandum için Türkiye'de destek arayan komite 12 Ağustos'ta CHP liderini makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ekipte yer alan Özgürlük ve Sosyalizm Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, CHP lideriyle görüşmelerinin detaylarını anlattı. Çiftyürek, Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmemizde bütün milletlerin olduğu gibi Güney'in de referanduma gitmeye hakları olduğunu söyledi diye konuştu. Ve şöyle devam ediyor haber. Çiftyürek'in açıklamaları üzerine Sayın Genel Başkan'ın referandum haktır ifadeleri doğru mu sorusunu yönelttiğimiz CHP liderinin basın danışmanı Okan Konuralp bu ifadeleri yalanlamadı. Böyle bir görüşme ilişkin bilgim yok. Resmi ya da gayri resmi bir görüşme olsa bilirdin diyen Konuralp konu hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın bilgi sahibi olabileceğini söyledi. Öztürk Yılmaz da görüşme hakkında bilgisi olmadığını belirtti. Aydın'ın bugünkü manşeti referandum Barzani'nin hakkıymış. Gazetenin manşet haberinin detaylarında da dikkat çeken ifadeler vardı. Bu arada daha önceki açıklamalar geliyor aklıma. CHP'den yapılan açıklamalar. Bu bölgesel referandum konusu ki bölgesel referandum dediğimiz aynı zamanda hem Türkiye hem İran hem Suriye için bölge ülkeleri için çok ciddi tehdit oluşturan bir durumdur bu. Bölgeden kimse gelip bizi ziyaret etmedi demişti şimdiye kadar CHP'li bir genel başkan yardımcısı. ÖSP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek'in Kılıçdaroğlu ziyaretinin ayrıntılarını anlattığı ifadeleri Basnivs, Kürdistan 24 ve Nerina Azat gibi Barzani'ye yakın sitelerde geniş yer olarak geniş yer buldu. Bu da bir başka detay. Ve gazeteden Aydınlık'tan bir başka habere göz atacağız. Nedir o? Yetersiz gelir tasarruf yaptırmadı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı israfın boyutu incelemesi yaptı. Türk halkının tasarruf oranı %14'te kaldı. Aslında şahsen bana göre gayet iyi bir rakam %14 bile. Halkın %56'sı gelir yetersizliği, %26'sı borçlarından dolayı tasarruf yapamadı. İşte haberin başlığı ve spotu. Yetersiz gelir tasarruf yaptırmadı.
yetersiz gelir. Evet, doğru bir ifade. Bakanlığın araştırması 7 bölgeden 26 kent merkezinde 18-69 yaş arası 1650 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı. Türk halkının %66'sı her gün ekmek satın alırken toplumun %8.6'sının ekmeği çöpe atma eğilimini gösterdiği ve haftada kişi başı 226 gram ekmeğin tüketilmeden çöpe gittiği anlatıldı. Araştırmada gazete, kitap, dergi için harcanan para harcamak %57 için zorunlu ihtiyaç olarak algılanırken dışarıda yemek yemek ve tatile gitmek, kültür sanat konularına para harcamak ihtiyaç dışı tüketim olarak görüldü. Akıllı telefon kullanımının %84'e ulaştığına dikkat çekilen araştırmada 3.2 yılda bir telefon değiştirildiği belirtildi. Şimdi evet, nedir? Tasarruf yapamıyoruz ama telefona para yatırıyoruz gibi bir sonuç çıkıyor bakanlığın yapmış olduğu bu araştırmada. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bir de bu cep telefonlarından alınan verginin oranını açıklasaydı çok daha güzel olurdu. Mesela kabaca şöyle bir ifade, farz edin 5000 liralık bir telefon alacaksınız. Bunun 1500 lirası nereye gidiyor? Vergi olarak devletin cebine. Demek ki eğer devlet 5000 liralık bir cep telefonundan 1500 lira vergi almazsa, vatandaş o telefonu 5000 lira değil 3500 liraya alırsa, o 1500 liraya belki tasarruf yapabilir. Aynı şekilde otomobiller üzerindeki verginin haddi hesabı yok. Kendinize, yani tabii kısmet olanlar vardır, sıfır otomobil alanlar vardır. Onlar sıfır otomobil aldığında aslında ödedikleri parayla bir otomobil parasını da devlete vermiş oluyorlar. Bir de toplumun geneli var ki, yani sayı olarak ben diyeyim 50, siz deyin 60 milyon insanlar yiyecek lokma bulamıyor. Bırakın tasarrufu, yiyecek lokma bulamıyor. Geçin, yani sokakları gezin, marketleri gezin, pazarları gezin, insanların poşetlerinin boş olduğunu göreceksiniz. İnsanlar eskiden paket paket alıyordu bazı şeyleri ya da kilogram kilogram alıyordu ama artık öyle değil. Gram gram, tane tane alınıyor. Bakınız. Mahallenizdeki marketlere dikkat ediniz. İnsanların bir markete girdi, o marketten çıktığı diğer markete girdiğini, o marketten de çıkıp bir başka markete girdiğini göreceksiniz. Ve elleri boş. Çünkü insanlar nerede ucuzsa onu araştırıyor. Saatlerce markette geziyor insanlar. Niçin? 3 kuruş, 5 kuruş daha ucuzunu bulabilmek için. Ha bu arada daha ucuz gıdaya ulaşabilmek için insanlar sağlıklarından da ödün veriyor. Çünkü ucuz etin yahnisi malumunuz. Aydınlık gazetesine geri döneceğiz. Fazla da söze gerek yok herhalde. Türk milleti tasarruf yapamıyorsa, Türk milletine tasarruf yaptıracak tedbirlerin ön planı çıkması gerekir. Mesela elektrik faturalarından şu TRT payını bir kaldırın kardeşim. Öyle değil mi? Eğer bunu yaparsanız elektrik faturaları biraz daha düşerse ne olacak? Vatandaşım belki tasarruf yapabilecek. Kalem kalem sayabiliriz bunları. Kalem kalem sayarsak, devletin elini vatandaşın cebinden çektirmeyi başarırsak emin olun vatandaş o gün tasarruf yapmaya başlayacaktır. Elveda Ciriş Ali diyor Aydınlık Gazetesi sağ üst tarafta siyah zemin üzerine. Usta gazeteci yazar Doğan Yurdakul dün Datça'daki evinde hayatını kaybetti diyor Aydınlık Gazetesi ve usta yazarın fotoğraflarını da koyuyor haberinde. Aydınlık başta olmak üzere çok sayıda gazetede yazdı, kumpasla tutuklandı. 1972'de Aydın Söke'ye gelip köylü mücadelesine katılan Yurdakul yediği ciriş otundan zehirlendiği için Afşar Köyü'nde Kiriş Ali olarak tanındı. Doğan Yurdakul 80 öncesi Aydınlık'ta çalışırken diyor gazete bir de fotoğrafıyla. Semih Terzi'nin cebindeki sır nota geçeceğiz. Bu arada usta gazeteciliği ilgili ilerleyen dakikalarda bir de haber getireceğiz ekranınıza sevgili seyirciler. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isterken kahraman Assubay Ömer Halis Demir tarafından vurulan darbeci General Semih Terzi'nin cebinde bulunan bir notun Gata'ya getirildiği sırada başka bir darbeci Assubay tarafından alınmak istendiği ortaya çıktı.
15 Temmuz gecesi Gata'da yaşananlara ilişkin hemşire Eda Kural'ın ifadeleri dikkat çekti. Olay günü 20.30 sularında nöbetçi hemşire tarafından aranarak göreve çağrıldığını belirten Kural, tersinin yanında sivil giyimli kırmızı tişörtlü birisi bulunduğunu, onu alnından öptüğünü ve cebinden bir kağıt almaya çalıştığını söyledi. Kural'ın kırmızı tişörtlü diye tanımladığı kişi, Semih Terzi'yi karşılayanlar arasında bulunan Deniz Assubay Başçavuş Ali Kapucu'ydu. Kilis'te görevli olmasına rağmen 15 Temmuz'da özel kuvvetlere giden Kapucu bir süre kaçtıktan sonra yakalandı, diyor sevgili seyirciler, Aydınlık Gazetesi bu haberiyle. Gelin internetten bir habere bakalım. Yeni düştü bu haber. Peki ne diyor? Türkiye'de Türkiye'den adım adım gidiyorlar. Daha doğrusu başlık daha başka. Başlığı doğru söyleyelim. Teker teker gidiyorlar. Türkiye kayıpta lider. Allah Allah. Şimdi az önce bir tasarruf haberi okuduk sizlere. Neydi o? Bakanlık çalışmasına göre efendim yüz yüze de anket yapılmış aynı zamanda. Keşke o anketi yaptığınız insanların cebine 3-5 de para koyaydınız da belki biraz tasarruf yapabilirlerdi. Neyse, geçelim şu haberin spotunun detaylarına. Dikkat çekici çünkü. Ekranınıza bir görüntü getiremeyeceğim ama en azından şifan yani sesli olarak sizlerle paylaşayım. Teker teker gidiyorlar. Aman Allah'ım, kimler gidiyor? Türkiye kayıpta lider. Allah Allah, liderlik konusunda Türkiye'nin eline maalesef kimse su dökemiyor şu son yıllarda. Her şeyde lideriz. Vergide lideriz, kaçakçılıkta lideriz, göçmen konusunda lideriz, komşularla sorun konusunda lideriz. Her şeyde ama her şeyde kamu mallarını satmakta lideriz. Yani sayılamayacak liderliklerimiz var. Acaba yeni liderliğimiz ne? Gelin ona bakalım. Mal varlığı 1 milyon doların üzerinde olan yüksek gelirli milyonerler kulübünden 2016 yılında 82 bin kişi başka ülkelere taşındı. Türkiye milyoner kaybında %500 artışla ilk sırada. Haydi hayırlısı. Benim gariban vatandaşım, cebinde 3 kuruşu 5 kuruşu olan gariban vatandaşım tasarruf yapamıyor diye anket çalışması yapan ve o anketin sonuna ama cep telefonuna para veriyorlar diyen Sayın Bakanlık. Ha buna ne diyeceksiniz anacığım? Hadi bakalım. Teker teker gidiyorlar. Kimler gidiyor? Milyonerler gidiyor. Demek ki milyonerler de Türkiye'de tasarruf yapamıyor. Acaba bunlar içerisinde şu borsada bir anda böyle inanılmaz derecede rekorlar kıran, hiç sebep yokken durup durup rekor kıran şu borsada voleyi vuranlar da o paralarla yurt dışına gidiyor olmasın sakın. Benim gariban vatandaşımın yapamadığı o tasarruf var ya, gariban vatandaşımın cebinden çalınan o paralar var ya, o paraları alanlar da yurt dışına kaçıyor olmasın sakın. Efendim Aydınlık Gazetesi'nden Hürriyet'e bir geçelim. Bakalım Hürriyet'in manşetinde neler var? Hürriyet'in manşeti kumpastan sonra. Kumpastan sonranın spotuysa şöyle. FETÖ'nün kumpas davalarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden koparılan askerler dağılan hayatlarını Hürriyet'e anlattı. Mağdurlar arasında geçinmek için simit satanı, çay ocağı işleteni de var, kuş yetiştireni de. İşte güzel ülkem Türkiye'nin hali. Yani malumunuz Türk Hava Kuvvetleri'nde F-16 pilotu kalmadı. Kurtuluş Savaşı'nın ilk yılları gibiyiz. Neredeyse her gönüllüyü alacaklar, pilot yapacaklar. Evet, bu güzel bir şey gönüllüler, evet ama koskoca tayyare uçuruyorsun, F-16 uçuruyorsun. Bunun eğitimi nereden baksan 2-3 yıl sürer en az. Yani demek ki bir pilot çok önemli bir ihtiyaç. Peki nereye geleceğiz? Efendim atılan pilotlar geri mi alınsın FETÖ davalarında, FETÖ soruşturmalarında? Hayır, bunu demiyoruz. Bunu demiyoruz. Ne diyoruz? FETÖ kumpaslarıyla Havarp okulundan atılan pilot adaylarımız var ya, hatırlıyor musunuz? Ve yine FETÖ kumpaslarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan tecrübeli pilotlarımızı hatırlıyor musunuz? Neyse ki hatanın ucundan bir şekilde dönülmeye başlandı. Efendim bu kararan hayatlar, hatırlayacaksınız, geçen yıl Aydınlık Gazetesi'de, Ulusal Kanal'da birebir bu vatan kahramanlarıyla röportajlar yapmıştı. Onların dramlarını ekranınıza taşımıştı. Tek suçumuz FETÖ'ye karşı dimdik durmamız. Bu spotun altına bakalım. Eski yüzbaşı Yusuf Yonca İzmir'deki casusluk davası kumpasıyla 2013'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırıldı. Hukuk mücadelesi Anayasa Mahkemesi'nde sürüyor. Şu an Antakya'da bir mobilya mağazasında çalışarak geçimimi sağlıyorum. Bizlerin tek suçu ülkeyi ele geçirmek için devlet kadrolarında örgütlenen FETÖ karşısında
dimdik durmamız diyor. Bir yüzbaşı düşünün, işte fotoğrafta ortada bir mobilya mağazasında satış temsilcisi. Ayrıca burada reklamı da var, hangi mağaza olduğu belli de neyse. Bir yüzbaşı. Şimdi bu yüzbaşının nerede olması lazımdı? Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde. Peki ne yapıyor olması lazımdı? Terör örgütlerine karşı, bakın terör örgütü demiyorum, eskiden bir terör örgütü vardı. Terör örgütü PKK derdik. Şimdi IŞİD eklendi buna. Tabii PKK diyoruz ama diğer terör örgütleri de vardı. Bir de ne eklendi? FETÖ eklendi. İşte bu kahraman komutanın şu an aslında terör örgütleriyle mücadele ediyor olması lazım. Peki niçin bu durumda mobilya satmak zorunda, bir mobilya mağazasında çalışmak zorunda? Devlet büyüklerimizin daha kısa bir süre önce terör örgütü listesini aldığı o malum yapılanmanın terör örgütü olduğunu yıllar önce fark edip de mücadele ettiği için işte bugün bu konumda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atıldı, ODTÜ'yü kazandı. Çiğli 2. Anajet Üst Komutanlığı'nda görevli olan Assubay Kıdemli Çavuş Mehmet Çakır 2013'te ihraç edildi. Çakır ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünde 2. sınıf öğrencisi. Efendim şimdi hani bayramın sonundayız. Bayram çok ilginç bir bayram. Neden? Çünkü 1 Eylül'e denk geldi. 1 Eylül ne? Dünya Barış Günü. Peki bunun yanı sıra ne vardı 1 Eylül'de? 1 Eylül aynı zamanda yeni bir ayın ilk günüydü. Sadece yeni bir ayın ilk günü değil, aynı zamanda bir mevsimin de ilk günüydü. Yani sonbaharın ilk günü. Bunun yanı sıra ne vardı? Çok devasa bir göktaşı dünyayı sıyırdı geçti. Sıyırmasaydı şu an bu yayını yapamıyor olacaktık. Peki 1 Eylül'ün bir başka özelliği neydi? Kurban Bayramı olmasının yanı sıra Vira Bismillah denilen gündü. Peki bugün ayın 4'ü, aradan geçti 4 koca gün. Vira Bismillah diyen balıkçılarımız umduğunu bulabildi mi? Gelin Hürriyet Gazetesi'nden alt taraftan Derya Kuzuları Tezgahta başlıklı haberden bunun yanıtını almaya çalışalım. Ben şahsen aradan geçen şu 4 günde kedi misali balıkçıların önünden geçmeye devam ettim ama umarım yakında fiyatlar tezgahlara yansıyacaktır. Derya Kuzuları Tezgahta yasağın bitmesine rağmen bayram sebebiyle ilk 2 gün ava çıkmayan balıkçılar dün dolu kasalarla döndü. Bandırma'daki mezatta sardalyanın kasası 40-50 lira, tekirin 70-80 liradan satılırken palamutun çifti ise 25 liradan verildi. Pahalı palamutun çifti 25 liradan verilmişse bunun tezgaha yansıması en az 30 lira çifti yani. Yine pahalı. Demek ki balıktan şu an için umduğumuzu bulamıyoruz. Efendim Kim Jong-un önemli bir isim. Onu dünya genelinde tanımayan yok. Hatta şu aralar dünyanın en popüler isimlerinden, en popüler liderlerinden biri. Adeta dünya lideri. Evet, dünya lideri olmuş durumda. Peki ama nasıl? Şimdi bu adam ülkesinin fotoğraflarının dahi yurt dışına çıkarılmasına izin vermiyor. Tabii orada güvenlik önemli. Güvenlik amaçlı. Çünkü koca bir ülke resmen Amerika'ya ve onun yandaşlarına meydan okuyor. Hürriyet gazetesinden bir bakalım kimin tehlikeli hidrojen oyunu. Bu oyunu başkaları da oynadı. Oynamayı da devam ediyor. Hani hatırlatalım, oyun deniyor ya insan hayatı. Kim Jong-un yapınca tehlikeli oyun, Amerika yapınca araştırma. Vay be, çifte standart böyle bir şey. Neyse. Kuzey Kore'nin 6.3 büyüklüğünde bir depreme yol açan hidrojen bombası testi dünyayı ayağa kaldırdı. Peki bu flash gelişmeyle ilgili ilerleyen dakikalarda bir haber getireceğim ekranlarınıza. Sabaha bir bakalım. Sabah rengarenk bir sayfayla bugün izleyiciler, okurlarıyla buluşuyor. Bakınız rengarenk. Magazin, o bu şu diziler filan, memlekette sorun yok. Çok şükür elhamdülillah. Bakalım sabahın manşetine. Munzur'dan Nurhak'a amansız takip. Bir de fotoğraf, daha doğrusu resim var, haritalar var. Nedir bu? İşte terörle mücadele kararlılığı. 5 üst düzey terörist havadan ve karadan 414 kilometrelik nefes kesen takiple etkisiz hale getirildi. Bu operasyonu yapan tüm kahramanlarımızı tek tek tebrik ediyorum. Güvenlik güçleri şifreli mesajlardan biri MLKP'li, 4'ü PKK'lı. Hani az önce dedik ya terör örgütü bir taneydi, bir tane değil aslında. FETÖ demiştik, IŞİD demiştik, bunun yanı sıra MLKP, OKP bilmem ne
Çok sayıda terör örgütü var. Türkiye'nin başına bela, Türk milletinin başına bela. İnşallah bu terör örgütlerini tez zamanda silip atacağız. Neyse, spotu okuduk. Detaylara tekrar baştan başlayalım. Güvenlik güçleri şifreli mesajlardan biri MLKP'li, 4'ü PKK'lı, 5 teröristin Kahramanmaraş Nurhak üzerinden Afrin'e gideceğini belirledi. Eğer Afrin'e gidiyorlarsa Afrin'de durum çok kötü demektir onlar için. Baksana Afrin'e gidiyorlar. Allah Allah. Tunceli Muzur Vadisi'nde kiralık araca binen teröristler bir İHA ve SİHA'yla. Ya İHA'yı biliyoruz da hani insansız hava aracı SİHA da ne diyecek olursanız silahlı insan hava aracı efendim. İnsansız hava aracı. Bir İHA ve SİHA'yla havadan takip alındı bu teröristler. Yoldaki 22 kontrol noktası da uyarıldı. Hiçbir şeyin farkında olmayan teröristlerin kontrol noktalarından sorunsuz geçmesi sağlandı. Oh ne güzel, bak işte biz gidiyoruz, devlet bizi bulamıyor dediler de devlet tepenizdeydi sizin be. Efendim neymiş efendim? 8,5 saat süren 414 kilometrelik yolculuğun sonunda teröristler Nurhak'ta araçtan inerek kırsal alana geçmek istediler. O anda operasyonun düğmesine basıldı. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerden ikisi öldürüldü. Üçü sağ ele geçirildi. Bir teröristin cep telefonundan PKK elebaşısı Karayalan'ın kaçırdığınız sivilleri öldürün talimatı çıktı. İşte haberin detayları da bu şekildeydi. Sabah gazetesinden bir başka haberin detaylarına geçelim. Dünya Erdoğan'ın çizgisine geldi. Peki bu manşetin spotu ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Myanmar'da Arakan Müslümanlarına yönelik katliama, orada bir soykırım var sözleriyle tepki göstermesi dünyada yankı yarattı. Batı'nın önde gelen medya kuruluşları Arakan haberlerinde soykırım ifadesini kullanmaya başladı. Asya merkezli birçok haber sitesi de Erdoğan'ın dünya Myanmar'a kör ve sağır sözlerine geniş yer verdi. Peki, sabahtan bir haber daha okuyacağım sizlere efendim. Ekmek önemli, bakanlık araştırmasında ekmeği çöpe atan da var efendim diye bir detayı yer almış. Yani böyle araya sıkıştırılmış ya. Adam gidiyor, ben şahsen kendi gözlerimle görüyorum. Yani mahallemizdeki fırına gittiğim zaman çıkma diye sabahın köründe ekmek almaya gidenler var. Dedim çıkma ne dedim, çıkma. Meğerse bir önceki günden kalmış o bayat ekmekleri çok daha ucuza alıp böyle poşete koyup böyle utanı utanı giden insanlar gördüm ben. Anlatabiliyor muyum Sayın Bakanlık? Ekmek fiyatlarına merkezden ayar. Vallahi merkeze ayar vermişse yakında ekmeğe zam gelebilir benden size söylemesi. Bakan Zeybekçi hükümetin enflasyonla mücadele eylem planını sabaha açıkladı. Enflasyonda %5 hedefini kalıcı hale getirecek eylem planına göre ekmek fiyatlarını fırıncılar odası değil devletin oluşturacağı bir komisyon belirleyecek. Zaten enflasyonun yükselmesine sebep de ekmektir. Ekmek aldınız, enflasyon yükseldi. Yemeyin efendim ekmek. Yemeyin, pasta yiyin. O duruma geldik çünkü. Ekmek bulamıyor insanlar ya. Ekmek bulamayan insanlar, efendim biz %5 enflasyon hedefini tutturacağız. Bu durumda ekmeğe kim? Fırıncılar değil, biz zam yapacağız. Siz, hükümet biz. Peki efendim, baş üstüne. Devam edelim. Meyve ve sebzede alternatif pazarlama kanalları oluşturulacak. Spekülatif stoklamaya izin verilmeyecek. Sayın Bakan'ın bu açıklamaları umut verici ama hani ekmek... Efendim %5 enflasyon hedefimiz var. Ekmeğe biz zam yapacağız. Ekmeğe fırıncılar kafasına göre zam yapmasın diye harekete geçeceğiz diyen Sayın Bakan'ı da tebrik etmekte fayda var. Şimdi işim gereği değil. İşim gereği malumunuz mesaimi hep televizyon kanalında geçiriyorum. Tabii ki aslında spikerlerin, sunucuların, muhabirlerin, editörlerin işleri çok yoğun. Ama... Çoğu kez de gezmeleri, gözlemlemeleri gerekiyor. İşim gereği değil ama sağlık sebepleri dolayısıyla İstanbul'un farklı ilçelerinde bulundum, bulunmaya da devam ediyorum. Malumunuz çocuk hasta, o yüzden farklı ilçelerde doktorlara gidip geliyoruz. Bir ilçede 60 kuruşa ekmek satılıyor. 60 kuruşa. 70 kuruşa ekmek satılıyor. Kendi mahalleme gelecek olursak bakkalımda 1 liraydı ekmek. Geçtiğimiz gün bir gittim 1.25 yapmış. Sizin yüzünüzden enflasyon yükseliyor. Niye ekmeğe zam yapıyorsunuz kardeşim? Neden ama neden yani? 1 liralık ekmek neden 1.25 oluyor? İyi de biz 1.25'i alıyorduk zaten diyeceksiniz. Doğrudur. 1 liraya hatta 60 kuruşa satanlar var. Ama bunlar nasıl satıyorlar bilemiyorum yani. Bakınız ucuz ekmek satanlar dahi dayanamıyorsa, ekmeğe zam yapıyorsa hani 1 liradan 1.25'e çıkarmak
olaydır ha. Yani börekçiye gidiyorsunuz, daha önce 5 liraya aldığınız böreği şimdi 6 liraya alıyorsunuz. Artışa bak, %20'ler seviyesinden bahsediyoruz. Daha önce efendim 1 liraya aldığınız şey şimdi 1.20. Hani diyorlar enflasyon %10. Değil. Reel enflasyon %20'nin üzerinde. %30'ları belki de bulmuş durumda. Efendim geçelim. Ne var sırada? Cumhuriyet Gazetesi var. Saatlerimiz 9.30'u gösterirken Cumhuriyet Gazetesi'ne bir bakalım. Denge değil, demokrasi CHP'li Tezcan'ın sözlerine yer veriyor. Daha doğrusu CHP'li Tezcan'ın sözlerini manşete taşıyor Cumhuriyet. Spotun, manşetin üst spotuysa adayımız parlamenter sistemi yeniden kuracak. Benim şahsen böyle bir beklentim var. Yani kalbi olarak. Eğer ama referanduma gittik işte %51 çıktı. %51 çıktıktan sonra başkanlık gelecek efendim. Değil efendim, değil. Benim şahsi inancım yani 2019'da Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmeyeceği, bu parlamenter sistemle devam edeceği yönünde. Yani başkanlık şöyle bir şey var. Şimdi bu kameraya bir dönelim, bir hatırlatalım. Şimdi mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başbakan iken dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yetkilerini kısmıştı. Hatırlar mısınız? Peki ama niye kısmıştı? Efendim Cumhurbaşkanı olarak çok fazla yetki var elinde, bu kadar yetki olmaz demişti. Hatırlayınız, o çıkışları hatırlayınız. Ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tüm yetkilerini kısmıştı dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi dönemin başbakanı bugünün Cumhurbaşkanı. Ve tüm yetkileri elinde toplamaya çalışıyor. Ve dahası 2019'da başkanlık sistemiyle, ki başkan olacağını ümit ederek başkanlık sistemini getirmeye çalışıyor Türkiye. Amerika başkanlık sistemiyle yönetiliyor. İyi de biz Amerika değiliz ki. Ben Amerikan vatandaşı değilim ki. Hasbihas Türk oldu. Türk'üm yani. Öyle değil mi? Neyse. Şimdi aslında Tezcan'ın söylediği şey, CHP'li Tezcan'ın söylediği ve Cumhuriyet'in manşete taşıdığı şey benim beklentim yönünde. Yani ben 2019 yılında başkanlık sistemine geçilir mi? Muallakta pek emin değilim. Yani tabii ki adaylar çıkacak ama o adaylardan önce bir baskın seçim olsa ne olacak? Bir erken seçim, bir baskın seçim olursa ne olacak? O baskın seçimde mevcut iktidar AKP darmadağın olursa ne olacak? Yerine bambaşka bir parti ya da bir partili iki parti vesaire neyse artık koalisyon kurup iktidara geçecek olursa ne olacak? Gibi gibi aklımda deli sorular. Kısaca 2019'da başkanlık sistemine geçer miyiz? Bilemiyorum. Ümidim geçmemekten yana. Çünkü ben parlamenter sistemden memnunum kardeşim. Benim için parlamenter sistemin bir sıkıntısı yok. Ne güzel milletvekilleri var. Seçiyoruz. Gerçi biz seçmiyorduk bazılarını. Genel başkanlar seçiyordu. Bazı partilerde genel başkan yardımcıları öyle seçiyorlardı adayları. Ya biliyoruz, bunu herkes biliyor. Yani Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacağız? Çok da doğru konuşma diyeceksiniz belki de ama neyse efendim. Ben parlamenter sistemden yanayım kardeşim. Kuvvetler ayrılığı CHP sözcüsü Bülent Tezcan 2019 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayını tarif ederken seçtiğimiz Cumhurbaşkanı Türkiye'yi demokratik parlamenter sisteme hazırlayacak, yetkileri tek adam biçimde kullanmayacak, fiili olarak kuvvetler ayrılığını hayata geçirecek, sadece denge unsuru olacak bir Cumhurbaşkanı adayıyla çıkmalıyız dedi. Peki, şeyde kelle diyen saygıyı öğretemez. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney'in can kurtaran Erdoğan'ın kurultayda İçki içen 3 partili üzerinden CHP yüklenmesine tepki göstererek Erdoğan şehitlere kelle diye hitap etmedi mi? Şehide kelle diyenler CHP'ye şehitlere saygı öğretemez. Ülkeyi esir alan adaletsizliğe karşı mücadeleyi engelleyemezler dedi. Kuzey Kore'nin bomba deneyi deprem yarattı. Olabilir, malumunuz deneydir bu. Deprem yarattı. Bu deprem nerede oldu? Ona da bakalım. Kuzey Kore'nin 6.3'lük depreme neden olan denemesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ile ÖSYM arasındaki davayı gündeme getirdi. Kadıoğlu geçen yıl YGS'deki insanların deprem yaratamayacağı yönündeki sorusuna itiraz etmişti. Hani insan kaynaklı deprem olmazdı diye devam ediyor Cumhuriyet Gazetesi bu haberinde. Bir de başına ey eklemiş ki sormayın gitsin efendim. Devam edelim. Bakalım sıcak bir gelişme var mı? Sıcak gelişme varsa nedir o?
Lucescu Ukrayna maçındaki futbolcuların yarısını kesti. Allah Allah, nasıl kesti yani? Şimdi bu saatte çoluk çocuk izliyorsa anne Lucescu futbolcuları kesmiş diyecek. Allah Allah. Oyundan aldı, kadrodan çıkardı. Böyle bir başlık at yani. Neyse devam edelim. Fransa dün gece bütün iddiacıları batırdı. Fransa yani ne bekliyorsun ki? Fransa'nın sembolü nedir? Horozdur. Peki horozun özelliği nedir? Ayakları pislik içindeyken ötebilen tek hayvandır horoz. İşte bu yüzden olsa gerek ki Fransa kendi kirli tarihine bakmadan ne yapıyor? Türkiye gibi bir ülkeye hedef alabiliyor ya da başka ülkelere hedef alabiliyor. Efendim geçelim. Geçelim. Sırada akşam gazetesi var. Saat 9.35. 9.35'i gösterirken saatlerimiz akşam gazetesine geçiyoruz ama akşam gazetesinde manşetten önce sür manşete doğru bir çıkalım efendim. Logonun üstünde, Türkiye haritasının üstünde bir haber var. Bir yıllık maaşa 8 metrekare ev. Bir araştırmaya göre ortalama gelire sahip İstanbullu yıllık maaşını hiç harcamadan 8 metrekarelik konut alabiliyor. 100 metrekarelik ev içinse bu süre 12,5 yıl. Allah Allah, çok merak ettim. Yani ortalama gelire sahip bir İstanbullu, burada rakamlar var mı acaba? Yani neymiş efendim? Çok merak ediyorum. Ortalama gelir neymiş? Bir de ortalama geliri yazsalar çok güzel olacak. Ortalama gelir yok. Yani ortalama bir gelir nedir? Ortalama gelire sahip İstanbullu ne kadar para kazanıyor ayda? O detay yok haberde. Eğer yandaşsanız 5.000'den kapıyı açın, 10.000, 15.000, ciddi ciddi yani, ciddi ciddi. Yandaş değilseniz, sıradan bir vatandaşsanız, muhalifseniz, dayınız, dostunuz yoksa, tabii ki kıt kanaat geçinirsiniz. Yani bir yıllık maaşa 8 metrekare ev, Allah Allah. Ayrıca şöyle de bir detay var. Bir yıllık maaşını da yemeyip içmeyecek. Yani yandaş da olsa yemeyip içmeyecek, bir sene sonra 8 metrekare ev alabilecek. Yani demek ki vatandaşın ölüme hazırlanması için ne yapması lazım? Bu hesapla, akşam gazetesinin bu hesabıyla, bu mantığıyla gidecek olursak, vatandaşın ölmek için de bir sene boyunca yemeden, içmeden, harcama yapmadan çalışması gerekiyor. Bu inşaat mevzusuna gelince Türkiye'de inşaat sektörünün durumu içler acısı. Nasıl? Şöyle ki, yani trilyonluk evler var. Koskoca binalar yapıyorlar. Mahallenizde oturduğunuz evin sokağın başında ya da arkanızda, binanızın arkasında koskoca binalar yapıyorlar. Yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Fiyatlara bir bakıyorsunuz, trilyon. Eski parayla trilyon. Cumhurbaşkanı Erdoğan hep öyle der ya, işte eski parayla, şu kadar trilyon. Ya iyi de sen trilyonluk ev yapacaksın. Trilyonluk evin tabii maliyetine hiç girmeyelim. Hiç girmeyelim. Trilyonluk ev yapan inşaat firmaları televizyonlarda, gazetelerde reklam veriyorlar. Metroya yakın. Allah Allah. Metrobüse yakın. Ya trilyonluk ev alan adamın metrobüste ne işi var kardeşim? İşte inşaat sektörünün İçler acısı hali. Trilyonluk ev yapacaksın, satarken reklama metrobüse yakın. İyi de trilyonluk ev alan adamın metrobüste ne işi var ki? Zaten özel arabası vardır. Hatta helikopteri dahi vardır. Çok mu abarttık? Hayır, işin tabii ki esprisi. Ege Denizi'nden bereket fışkırdı. O bereketin İstanbul'a doğru gelmesi gerekiyor efendim. O bereket İstanbul'a doğru gelmezse olmuyor. Av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar dolu teknelerle döndü. Bandırma'da sardalyanın kasası 40-50 liradan, palamutun çifti de 25 liradan satıldı. Bir önceki gazetede okumuştuk, daha önceki gazetede okumuştuk, Hürriyet'te okumuştuk değil mi? Evet, birkaç gazete önce de. Şimdi gelelim akşamın manşetine. Dehşet zincirini polis kırdı diyor akşam gazetesi manşet haberiyle. Neymiş efendim? İstanbul'da küçük çocukken, Allah Allah. Çok güzel. Tebrik ederim. Akşam gazetesi. Çok tebrik ederim. İstanbul'da küçük çocukken. Zaten çocukluğun küçüklüğü var. Orta evresi var. Bir de büyüklük evresi var değil mi? İstanbul'da çocukken uyuşturucu batağına düşen ve tedaviyle kurtulan genç kız bu kez fuhuş çetesinin eline düştü.
Polis iğrenç zincirin halkalarını kopardı. Emniyetinizi tebrik ediyorum. Mühendis AK'nin kızı ÖK, yani illa babasının mühendis olduğunu vurgulamaya gerek var mı? Herhalde var. Akşam gazetesi öyle uygun görmüş. Arkadaş ortamında uyuşturucuyla tanıştı. Ailenin çabalarıyla küçük kız tedavisini tamamladı ve evine döndü. Ancak 8 Ağustos'ta bir anda ortadan kayboldu. Babanın başvurusu üzerine çocuk şube polisi Ö'yü son görüldüğü yerden itibaren adım adım takip etti. Ö'nün tedavisi sırasında tanıştığı uyuşturucu bağımlısı GD tarafından bir eve götürüldüğü belirlendi. Beyoğlu'ndaki eve düzenlenen baskında 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede küçük yaşta uyuşturucu alıştırılan küçük kızların dehşet evinde fuhuşa sürüklendiği tespit edildi. İşte Türkiye gerçeği. Bu arada o çete dedikleri var ya, o çete dedikleri işte burada fotoğrafları da var. Birazdan reklam arasına gideceğiz ama ondan önce ne yapalım? Akşam gazetesinden bir haber daha okuyalım, hatta bir iki haber. Ortak noktaları Türkiye düşmanlığı gazetede dikkatimi çekti. Akşam gazetesinde sağ tarafta bir başlık. Angela Merkel, artık farklı söyleyişler var. Martin Schulz. Ortak noktaları Türkiye düşmanlığı. Almanya seçimleri öncesi karşı karşıya gelen Merkel ve Schulz'un ortak noktası Türkiye düşmanlığı oldu. İki rakip de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesinden yana olduklarını söyledi. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ne diyeceğiz? Yani eğri oturup doğru konuşmak lazım. Şimdi Türkiye'deki seçimlerde, geride bıraktığımız seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın hükümet yetkilileri Avrupa Birliği'ne rest çekmiyorlar mıydı? Bizim sizle işimiz olmaz demiyorlar mıydı? Kapatın kapıları falan, hatta kapıları açın falan değil mi? Yani bir restleşme var mıydı? Türkiye'de iç siyasette benzer mevzu üzerinden ne yapıldı? Oy devşirildi mi? Evet. Şimdi aynısını Almanya yapıyor. Türkiye'de yapılınca iyi. Efendim milliyetçilik duygularımız var bizim. Ya milliyetçilik bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Eğer Türkiye'de gerçek manada bir milliyetçilik olsaydı bugün bambaşka şeyleri konuşuyor olurduk. Ayrıca milliyetçiliğin bir siyasi partinin tekelinde olmadığının da kesin bir şekilde altını çizmekte fayda var. Dünyayı kim salladı? Kim Jong-un dünyayı korkuttu? Pyongyang'ın hidrojen bombası denemesi 5.7 büyüklüğünde deprem yarattı. Depreme neden oldu da şimdi 5.7 mi? Bazı kaynaklar 6.3 diyor. Akşam gazetesi akşamdan kalma herhalde 5.7 diyor, bilemiyorum. Artık bu depremin gerçek şiddetine farklı bilgiler var. Efendim saatler 9.42, programımızın ilk bölümünün sonuna doğru geliyoruz. Peki şu ilk bölümde öne çıkan ne var diyecek olursanız, şahsen teker teker gidiyorlar Türkiye kayıpta lider haberi benim için, şu ilk dilim için birinci. Peki neydi bu haberin detayı? Onu da sizlerle paylaşalım tekrar. Mal varlığı 1 milyon doların üzerinde olan yüksek gelirli milyonerler kulübünden 2016 yılında 82 bin kişi başka ülkelere taşındı. Türkiye milyoner kaybında %500 artışla ilk sırada yer aldı dünya genelinde. Programın ilk bölümünde öne çıkan başlıklardan biri buydu. Peki diğeri neydi? Suriye ordusunun Deir ez-Zor kuşatmasını 3 yıl sonra kırıp bölgeyi terör örgütü IŞİD'den geri almasıydı. Şimdi bir araya gidelim, tekrar karşınızda olacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Stüdyosu'ndan herkese iyi bayramlar. Önümüzdeki 3 günlük periyotta yurt genelinde havalar nasıl olacağını sizlerle paylaşacağız. Bayramın son günü de yurtta yağış beklemiyoruz. Bayramın son günü yurt genelinde az bulutlu ve çok sıcak bir havanın etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı yurt genelinde bayramın son günü itibariyle mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Salı gününe baktığımızda ise salı gününde yurdun büyük bir bölümünde yağış beklentimiz yok. Yurdun kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir havanın etkili olmasını bekliyoruz. Çarşamba gününe baktığımızda ise çarşamba günü yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış bekliyoruz. Karadeniz bölgesi ile Çankırı çevrelerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Hava sıcaklığı pazar günü itibariyle yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek, yani bayramın 4. günü. Salı günden itibaren sıcaklıklarda
yurdun batı kesimlerinde başlamak üzere kademe olarak yurt genelinde salı günü yurdun batı kesimlerinde, çarşamba günü yurdun iç kesimlerinde, perşembe ve cuma günü ise yurdun doğu kesimlerinde 6 ila 8 derecelik bir azalma beklentimiz var. Bu azalma ile birlikte sıcaklıkların hafta ortasından itibaren yurt genelinde mevsim normalleri civarına doğru gerilemesini bekliyoruz. Üç büyüklüğümüze baktığımızda İstanbul'da bayramın 4. günde yağış yok, az bulutlu açık bir hava hakim. Hava sıcaklığı İstanbul'da bayramın 4. günü itibariyle 30 derece olmasını bekliyoruz. Salı ve çarşamba gününe baktığımızda salı ve çarşamba gününde İstanbul'da yağış beklemiyoruz, az bulutlu açık bir hava hakim. Hava sıcaklığının salı ve çarşamba günü İstanbul'da 28 derece civarında mevsim normalleri seviyesinde olmasını bekliyoruz. İzmir'e baktığımızda önümüzdeki 3 günlük periyotta İzmir'de yağış yok, az bulutlu açık bir hava hakim. Hava sıcaklığının 31 derece, 30 derece ve 28 derece olmasını bekliyoruz. İzmir'de çarşamba günü itibariyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Ankara'ya baktığımızda ise bayram genelinde Ankara'da sıcak bir hava etkiliydi. Bayramın 4. günde Ankara'da sıcak havanın etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Salı ve çarşamba günü ise Ankara'da az bulutlu açık bir havanın devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığındaki düşüşün Ankara'da çarşamba günü olmasını bekliyoruz. Salı pazartesi günü 34 derece olan hava sıcaklığının salı günü 32 derece, çarşamba günü ise 27 dereceye kadar inmesini bekliyoruz. Yani çarşamba günü yurdun iç kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, perşembe ve cuma günü ise yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Önümüzdeki 3 günlük periyotta yurt genelinde havalar nasıl olacağını sizlerle paylaştık. Herkese mutlu günler.